Edebiyat alanında olduğu kadar sinema dünyasında da derin izler bırakan Cengiz Aytmatov'u Kırgız sinemacılar da unutmadı. Cengiz Aytmatov Sinema Evi'nde bir etkinlik düzenlendi. Kırgız yazarın sinemaya uyarlanan eserlerini buluşturan Aytmatov ve Sinema koleksiyonu tanıtıldı. Yazar Cengiz Aytmatov'un 88. doğum yılında anmak üzere düzenlenen etkinliklerden biri de Aytmatov ve Sinema isimli film koleksiyonunun tanıtımıydı. Cengiz Aytmatov Sinema Evi'nde gerçekleşen film koleksiyonu etkinliğinde Aytmatov'un eserleri üzerine çekilen filmlerden 8'i bir araya getirildi. Kırgız kinosunun patriarkı. Aytmatov Kırgız sinemasının temelini oluşturan isimlerden biridir. Kırgız sinemasına Aytmatov'dan ayrı bakmak doğru olmaz. Ben klasik yönetmenlerden gelen kuşağı da Aytmatov'un büyük okulunda eğitim gören öğrenciler olarak görüyorum. O öğrenciler arasında ben de yer alıyorum. Aytmatov'un Kırgız sineması için yaktığı ateş bugün de sönmeden alevleniyor. Bunun için çok mutluyum. Cengiz Aytmatov'un sinema dünyasında yer alması Kırgız ulusal sinematografisinin başlangıç yıllarına denk geliyor. 1960'ların başında Aytmatov'un eserleri üzerine filmler çekilmeye başlandı. Bugüne kadar yazarın eserleri toplam 29 sanat filmine konu oldu. Bu filmlerin üçte biri ise Sovyet sonrası ülkelerle diğer yabancı ülkelerdeki yönetmenlerin emeği olarak ortaya çıktı. Aytmatov ve Sinema isimli film koleksiyonu da bu tarihe ışık tutmak için hazırlandı. Hem Kırgızistan tarih ve kültür yılına hem de Kırgız sinemasının 75. yılına adanan koleksiyonda yer alan filmlerse şöyle. Yönetmen Bolot Şamşiyev'in Erken Gelen Turnalar, yönetmen İlina Poplavskaya'nın Cemile, yönetmen Alexey Saharov'un Selvi Boylum Al Yazmalım eseri üzerine çektiği Geçit, Kırgız Film Stüdyosu'nda hayata geçirilen Sevgi Şarkısı, yönetmen Doğronbek Sadırbayev'in Arman, Hoca Kuli Narliyev'in Gün Olur Asra Bedel eserinden uyarlanarak çektiği Mankurt, yönetmen Sergey Urusevski'nin Elveda Gülsarı'yı ele aldığı Rahvan Koşu Tırıs filmleriydi.